İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransa dünyaya Ermenilerin 2. Abdülhamit tarafından katledilmesini çikolata kutusu kartpostallarıyla sundu. Ermenistan Cumhuriyeti ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler gerçekleşti. Trump ve Putin 28 Haziran'da Osaka'da buluşacak. Suriye'deki Kürtler Türk askeri üssüne saldırdı. Türk mahkemesi gizli haç adlı film yönetmeninin Yeni Akit aleyhine açtığı davayı kabul etmedi. Gümrü'de klasik müzik festivali başladı. Otar Yeranasyan Azerbaycan temsilcisini yendi. Batı Ermenistan, Türklerin uyguladığı Ermeni soykırımı olarak nitelendirilen, 10 yıllarca süren Ermenilere karşı uygulanan soykırım, açıklamaya göre 1915 yılında Anadolu'da başlatıldı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Ermeni halkına karşı uygulanan soykırımın bu sahtekarlığına karşı daha 17 Aralık 2004 tarihinde Şuşi'de konuşmuştu. Daha önce 1919'da Ermenistan Ulusal Delegasyonu tarafından hazırlanan Ermenistan haritasında Ermeni halkının 1894-1923 tarihleri arasında soykırım kurbanı olduğu ilan edilmişti. 19. yüzyılın sonunda La Trappe Manastırı'nda bulunan Egebeli adlı Fransız çikolata fabrikası benzersiz bir pazarlama tekniği geliştirdi. Farklı resim kartları içeren çikolata kutuları üretiyordu. Başlangıçta bir hedef vardı: ürünün satışını artırmak. Yıllar geçtikçe müşterilerini renkli kartpostallarla mutlu eden fabrika, ünlülerin, hayvanların ve portrelerin, manzaraların resimleriyle dünyayı sarstı. 1898'de Egebeli Çikolata Fabrikası, 1895-1896'da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin katliamlarını anlatan Ermeni Katliamları adlı kartpostalları ile çikolata koleksiyonu üretmeye başladı. Koleksiyonda 14 kanlı kartpostal yer alıyordu ve her bir resmin bir açıklaması vardı. Türklerin zulmünden kaçan Ermeniler Rus gemisine ulaşmak için denize yöneldi veya köle olmuş Ermeniler vesaire. Çikolata fabrikası dünyaya Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen olayları anlattığı bu koleksiyon sayesinde Paris'teki dünya sergisinde dünya pazarındaki en yüksek madalyayı kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti ve Almanya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi istişareler 24-25 Haziran tarihlerinde Berlin'de gerçekleşti. Ermeni heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adons başkanlık ederken, Alman heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Doğu Avrupa, Rusya, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle sorumlu komiser Mihail Zibert başkanlık ediyordu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre görüşmeler sırasında taraflar Ermeni-Alman ikili siyasi gündemiyle ilgili çok sayıda konuyu ele almış, ticaret, ekonomik, eğitim, kültür ve diğer alanlarda işbirliğini gelecekte daha da derinleştirmeyle ilgili perspektifler konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Ayrıca Alman tarafına Ermenistan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilmekte olan adli hukuki sistemdeki reformlar da sunuldu. Beyaz Saray temsilcisinin belirttiği, Armen Press Ajansı'nın ise ilettiği habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Haziran'da G20 zirvesi çerçevesinde Osaka'da bir görüşmede bulunacak. Görüşme yaklaşık bir saat sürebilir. Trump'a göre liderlerin kendileri toplantı gündemine karar veriyor. Daha önce Trump, Vladimir Putin ile görüşme beklentisini ifade etmişti. TASS ajansının aktardığına göre, Japonya'ya gitmeden önce gazetecilere verdiği demeçte Trump, "Çok iyi bir konuşma yapacağım, ancak ne söyleyeceğim sizin işiniz değil," dedi. Suriye'deki Kürt kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen Suriye'nin Afrin eyaletindeki Türk askeri üssüne saldırdı. Çatışma sonucu bir Türk askeri öldürüldü ve 5 asker yaralandı. Türkiye'nin 2018'de Suriye'nin Afrin bölgesinde Kürt kuvvetlerinin Afrin'e olan kontrolünün kaybetmesiyle sonuçlanan Zeytin Dalı adlı askeri operasyon gerçekleştirdiğini hatırlatalım. Türk mahkemesi, İslamlaştırılmış Ermeniler hakkında çekilmiş Saklı Haç adlı belgeselin yönetmeninin açtığı davayı kabul etmedi. Mahkeme Yeni Akit adlı gerici gazetede yayınlanan ve filmin yapımcılarını açıkça hedef alan makaleyi konuşma özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi. Dava Batı Ermenistan'ın Dikranagert kentindeki 4. Uzlaşma Mahkemesince incelendi.
Mahkeme yayında yer alan cümlelerin bir kısmının oldukça sert formüle edilmiş olmasına rağmen bu makalenin kişisel bir saldırı olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Belgesel filmin rejisörü olan Altan Sancar'ın kendisini hain olarak nitelendiren Yeni Akit gazetesinde yayınlanan haber üzerine mahkemeye başvurduğunu hatırlatalım. Gümrü Belediyesi'nin Kültür ve Gençlik İşleri Daire Başkanlığı girişimiyle Gümrü'de Sanat Haftası adlı Klasik Müzik Festivali başlatıldı. Armen Press'in konuyla ilgili verdiği habere göre festival ilk kez düzenlenmektedir. Etkinlik, genç ve yeni başlayan sanatçılar için bir platformdur. Festivale, Gümrü'de faaliyet gösteren Hayortats Evi, Müzik Koleji ve Yerevan Devlet Konservatuarı, Gümrü Şubesi'nin sanatçıları ve diğer gruplardan oluşan 200'den fazla amatör sanatçı katılmaktadır. Festival yarışma özelliği taşımıyor. Festivalin tek ölçüsü yüksek kaliteli klasik müziğin sunulması. Sanat Haftası Festivali çerçevesinde 24-30 Haziran tarihleri arasında klasik sanatın hayranlarına, şehrin salonlarına giriş ücretsiz olacak. Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda Gürcistan ulusal takımında yer alan Cavaklı Otar Yeranosyan, Azerbaycan temsilcisi Cavit Çalabiyev ile karşılaştı. Yeranosyan rakibini 3-2 yendi ve böylece en azından bronz madalyayı garantiledi. Otar Yeranosyan 2. Avrupa Oyunları'nda 60 kilogramda mücadele veriyor. 2017 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lucine Azaryan tarafından seslendirilen Hayastan adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.